Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz daha öncesinde CB250R incelemesini çekmiştik. Ama çokça şöyle gelen bir soru vardı o dönemde de. Bir kadın motosikletçinin gözünden CB250R nasıldır diye çok soru alıyorduk. Çünkü kadınların özellikle çok hoşuna giden bir motosiklet. Bu bölümdeki konuğum sevgili eşim ve motosikleti CB250R. Biliyorsunuz eşimin motosikletiydi CB250R. Hoş geldin Nayım Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar. Seni burada ağırlamaktan dolayı çok mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim. Seninle beraber ilk defa video çekiyoruz. Aynen. Kameranın arkasındaydı ama ilk defa öne geçtik. Bakalım ilerleyen zamanlarda bu motosikletle de beraber daha çok video çekeceğimizi de düşünüyorum. Çok fazla kadın kullanıcı CB250R'a başlamak istiyor. CB250R'la motosiklete başlamak istiyor ve artılarını eksilerini ya da satın almak istiyor başlamak istemese de. Artılarını eksilerini bilmiyor. Senin CB250R'ı tercih etmendeki sebep neydi? Özellikle neo retro stili, yuvarlak kafa tasarımı, havalı yan çizgileri beni motoru tercih etmemdeki en büyük sebepti. Ayrıca ben aslında motosiklet olarak XSR900 Yamaha'nın motosikletini çok beğeniyordum ama tabii ki daha büyük CC'de bir motosiklet ve daha pahalı bir motosiklet. Bu motosiklet daha düşük CC'de olmasına rağmen, daha ufak bütçede olmasına rağmen ondaki tüm hissiyatı bana yaşatıyor. Peki motosikleti alırken bunlardan dolayı tercih ettin. Aldıktan sonra yani sevdiğin, beğendiğin özellikleri neler oldu? Özellikle motosiklet, hafif motosiklet, 145 kilogram. Düşük hızlardaki imelenmesi çok iyi. Ayrıca LED ışıkları gerçekten çok iyi. Ayna açıları çok iyi. Arkamı gayet net bir şekilde görebiliyorum. Mesela ben aynada göremiyordum arkamı. Biraz daha iyi oldu. Sen omuzların daha geniş ve daha boyun uzun olduğu için görememe sıkıntısı olabilir. Onun dışında tekerlekleri çok güzel. Yani benim ilk vites motosikletim. O yüzden egzoz, havalı bir egzozu var. Yani renkleri, dokusu zaten çok güzel. Tasarımı az önce söyledim. Yani başlı başına zaten tercih etme sebebim oydu. Oturduktan sonra arkada artçı için yer olması iyi bir şey. Gerçi ben seni arkama almıyorum ama bazen sen oturduğunda arkanda oturabilecek daha diğer motorlara göre konforlu bir alan sunması bence büyük bir artı. Evet, orada şey deniliyor işte arka taraf çok ufak mı? Bence ufak değil, gayet iyi bir yer var ufak burada. Ufak değil ama yani motosiklete göre gayet orantılı geniş bir yer var. Bir de yanlarda tutmaya yeri var. Bence güzel, arkası da geniş. Peki nelerini sevmedin? Klasik bir şekilde ilerleyelim. Nelerini sevmedim? Tabii ki bu motosikleti alacak kişilerin en başta eksilerini bilmesi gerekir. En çok konuşulan tabii ki de vites göstergesinin olmaması. Ben daha önce 125 Yango kullanmıştım. İlk motosikletim oydu. Sonra NMAX 155'e geçtim. Sonra ilk vitesi bu motosiklete geçtim. İlk vitesi motosikletim olduğu için tabii ki bir vites göstergesi istiyorum. Çünkü daha alışmadım. Evet. Bu en büyük sıkıntısıydı. Zincir sesi çok konuşulan bir özelliği. Ama beni rahatsız etmiyor. Yani bu motosikleti almamak için bir sebep olamaz bence. Onun dışında sedesi bir tık sert. Belki uzun yolda rahatsızlık verecektir. Yani biraz molayı arttırmak gerekebilir. Depo hacmi 10 litre diye biraz eleştiriliyor. Bu motosikleti kıyasladıkları motosikletlerde 13 litre olduğu için. Ama bence 10 litre gayet yeter. Bu da bir büyük bir eksi değil. Peglerle ayaklığı açarken orada ufak bir sürtüşme yaşıyoruz. Beni biraz rahatsız ediyor. Hatta bacağıma baktım da orada ara sıra ufak ufak küçük morluklar olabiliyor. Çok büyük bir sıkıntı değil ama orada ufak bir sürtüşmeye göze almak gerekir. Sevmediğim bir özelliği de boyum 1.65. Parmak ucunda duruyorum. Belki bir tık daha kısa olsaydım beni daha tehlikeye sokardı. Yani hafiften ilk kullandığımda biraz gerilmişim hatta. Hı-hı. Şu an biraz daha rahat kullanıyorum. Sele boyu da sınırdayım yani. Hı-hı. 1.65 boyla sele boyunda sınırda kalıyorum. Aynen. Tabii şey falan tıraşlatıyorlar falan altında o tarz şeyler yapılıyor da benim çok hoşuma gitmiyor onlar. Onlar da seçenek olarak. Tabii seçenek olarak küçük tabii. Seçenek olarak varlar. Peki anladığım kadarıyla genel konsepte hani idare edilebilecek kusurları var. Ufak kusurları var. En büyük kusuru bence vites göstergesinin olmaması. Onun dışındaki kusurları motosikleti tercih etmeme sebebi olacak. Öyle büyük bir kusuru yok bence. Bir tek onu düşünmesi gerekiyor belki kadın kullanıcının vites göstergesi. Aynen. İlk başlangıç motoru olacaksa eğer olsaydı yani başka bir motoru tercih etme sebebi olabilecek bir özellik bence o. Evet. Bu sınıfta yani bu daha doğrusu CB250R'ı alacak kadın kullanıcılar genelde şunu da soruyorlar. Acaba bu motosiklette başlanabilir mi motosiklet kullanmaya?
Dediğim gibi ben önce 125'le başladım, sonra 150'ye geçtim, sonra vitesli motosiklete geçtim. Trafik tecrübesi çok önemli. Hatta 3 yıldır neredeyse işe bir fiil motosikletle gidip geliyorsun. Aynen öyle, çok aktif bir şekilde motosiklet kullanıyorum. Dediğim gibi ilk vitesli motosikletimdi. Direkt bununla başlamak bence, eğer trafik tecrübesi yoksa, motosiklet tecrübesi ayrı bir tecrübe, araba kullanmak gibi değil. Çünkü yokuş, geri vites yok, en önemlisi Evet. hani. O yüzden motosiklet tecrübesi de yoksa direkt bununla başlamak bir bayan için ben tercih etmiyorum, tavsiye de etmiyorum. Ama tabii ki tecrübesi vardır, başlayacağım, neden olmasın diye de başlanabilir. Umarım böyle hani motosiklete düşünen, almayı düşünen kadın arkadaşlarımız için açıklayıcı, belki cesaret verici bir video olmuştur. Dediğim gibi bu bölümdeki konum sevgili eşim Naime'ydi ve CB250 R'ıydı arkadaşlar. Kadın motosiklet kullanıcıları için özellikle bu motorun nezdinde böyle bir bölüm yapmak istedik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenebilir, yorum yapabilir ve paylaşabilirsiniz. Ayrıca motosiklet istasyonu olarak Instagram'dan bizi de takip edebilirsiniz. Bu bölümlük anlatacaklarımız bu kadardı. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere. Bunu ekleyeceğim oraya. Her şey. Aynen. Nasıl oldu? Bir sevdiğim bir şey daha ekleyeyim mi? Bir tane daha. Bir tane daha. Endeks olduğunun anlamı olmadı. Başlayacağım.